Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam Barlı layıkasından Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine ait olan 250. mektupta Üstadımız çok ilginç şeyler söylüyordu dün akşamki derste Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var. Bu 6666 ayetin Adem Aleyhisselam'a gelen 10 sayfalık o dinle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen Kur'an-ı Şan arasındaki bütün semavi dinlerin özü İslam'dır, Kur'an'dır. Ama eski peygamberlerin kitaplarında Tevrat da var, Zebur da var, İncil de var. 110 semavi sayfa da var muhtelif peygamberlere gelen ama tamamı din olarak İslam'dır. Farklı isimlerde alınsa bile. Ve insan nev'inin İsa peygamberle peygamberimiz arasında geçen 600 senelik fetret dönemi hariç kalmak şartıyla 6666 sene İslam'ın hakimiyeti Adem Ar İslam'dan bu yana hakim süreceğine işaret eder diyor. Hakikaten de çok ilginç bir ifade bu. Bu akşam daha da ilginç bir konudan bahsediyor. İkinci esas da şöyle. Malumdur ki küre-i arzın mihveri üstündeki hareketiyle dünyanın yörüngesi üstündeki hareketiyle gece gündüzler ve medar senivisi üstündeki hareketiyle yani kendi eksen etrafında dönüşüyle gece gündüz meydana geliyor. Güneş etrafındaki yörüngesi üzerindeki hareketiyle de seneler hasıl oluyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz dört mevsim de bu yıllık hareketiyle gerçekleşiyor, meydana geliyor. Güneşle beraber her bir seyyarenin, gezegenin, belki sevabitin, sabit yıldızların ve şemsüz şumusun dahi güneşler güneşi diye ifade edilen Vega yıldızı var. Onun dahi her birinin mihveri üstünde eyyamı mahsusalarını, özel günlerini gösteren bir hareketi ve medarı üzerinde deveranı dahi bir nevi seneleri gösteriyor. Mesela Vega yıldızı ona Herkül Burcu'da deniliyor ya da şems şumus güneşler güneşte tabir kullanıyor. Bir dönüşünü 50 bin senede tamamlıyor. O kadar büyük alamet bir büyük yıldız yani. Herkül Burcu veya Vega Yıldızı. Mesela güneş onun yanında bir pimpon topu gibi kalıyor. Güneş kendi ekseni üzerindeki dönüşünü 25 günde tamamlıyor. Vega yıldızı 50 bin senede ancak tamamlıyor bir dönüşünü. Yani güneşin yanında ne kadar büyük bir yıldız olduğu anlaşılıyor. Kalık-ı arz ve semavatın yeri ve gökleri yaratan Cenab-ı Hakk'ın ezeliyesinde o eyyam, Kur'an-ı Kerim'de o günler ve seneleri dahi irade ettiğini delili şudur ki Furkan Hakim'de Bismillah. Tümme yarıcu ilehi fi yemin miktaru elfe senetin mimmate odun. Secde suresinde geçen bir ayet kelime bu. Sonra bütün işlem sizin gününüzle bin sene kadar uzun olan kıyamet gününde ona arz edilir mealindeymiş. Tarucül melaiketü ve ruhu ileyhi fi yemin kâni miktarı elfe Bu da Meâris suresinin hemen dördüncü ayet kelimesi. Melekler ve Cebrail 50 bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde Allah'ın emrini almak üzere arşa yükselirler gibi ayetler ispat ediyor. Yani Kur'an günleri bin sene dünya günüyle bin sene veya elli bin seneden ibaret olan bir gün olarak Allah'ın katında ifade edilmiş. Evet, kış günlerinde ve şimal tarafında, kuzey kutbuna yakın yerde, grup ve tulu mabeyinde, güneşin batışıyla doğuş arasında dört saatlik günden, ya yani dört saatte Güneş batıyor arkadan dört saat sonra tekrar dön doğuyor. Dünyada kuzey kutbuna yakın yerde. Ve bu yerlerde kışta sekiz dokuz saatten ibaret eyyamlardan yani bu e, aşağı taraflara inildikçe sekiz dokuz saat süren kış günlerinden tut ta güneşin mihveri üstünde bir aya yakın yevminden biraz evvel dediğimiz oydu. Güneş bir günü 25 gün sürüyor dünya günüyle. Yani 25 günde güneş kendi eksini etrafını dönüşünü ancak tamamlıyor dünya günüyle 25 gün. Hatta kozmografyanın rivayetine göre ta tabiri Rabbüşira tabiriyle Kur'an'da namı ilan edilen ve şemsimizden, güneşimizden çok büyük şi'ra namında diğer bir şemsin, başka bir güneşin, belki bin seneden ibaret olan gününden işte bu şi'ra yıldızı, Kur'an'da adı geçen bir yıldız. E, onun da bir günü bin sene sürüyormuş dünya günüyle. Allah Allah. Bin senede ancak etrafında bir tur atabiliyormuş. Şiradim'den başka bir güneş. Ta şems Şumus'un o da güneşler güneşi anlamı verilen ki lügatta da en büyük güneş anlamına geliyor bizim güneşimiz saniyede 5 saatlik bir mesafeyi kestirecek bir hızla bu büyük güneşe doğru hareket eder. Yani Vega yıldızı, biraz evvel söylemiştim onu, bir dönüşünü dünya günüyle 50 bin senede tamamlıyor. O kadar büyük güneş ve dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat büyük olan güneş bahsi geçen Vega yıldızının yanında bir pimpon topu kadar ancak kalıyor. O kadar büyük bir güneş. O güneşler güneşi ve adı verilen o yıldızın mihveri üstündeki 50 bin seneden ibaret bir tek yevmine gününe kadar eyyam Rabbani Allah'ın günleri vardır. 24 saatlik dünya gününden 25 günde ancak turunu tamamlayan güneş gününden şi'ra denilen bin senede turunu tamamlayan başka bir yıldızdan ve 50 bin senede bir dönüşünü tamamlayan vega yıldızına kadar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yıldızlar vardır. Onların günleri böyle farklıdır. İşte semavat ve arzın Rabbi yaratıcısı ve yöneticisi olan Cenab-ı Hak o şems şumuz Vega yıldızı ve Şira'nın dünyadan daha büyük güneşin haliki yaratıcısı hitap ettiği vakit insanlarla konuştuğunda o semavat ve arzın ecramına, o muazzam kütlelerine ve alemlerine bakan kutsi kelamında o eyyamları, o yıldızların günlerini zikreder ve zikretmesi gayet yerindedir. Madem eyyamın yani Allah katındaki günlerin lisan-ı şer'i de din lisanı böyle ıtlakı ıtlakatı vardır yani genişliği vardır. İlmu tabakatül arz yani jeoloji ilmi ve coğrafya ve tarihi beşeriyet insanlık tarihi ulemasınca alimlerince nev'i beşerin yeryüzünde yaşayan insan türünün 7 bin sene değil belki yüz binler sene geçirdiğini teslim, et, teslim dersek Adem'den Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ömrü beşer 7 bin senedir olan rivayet meşhurun sıhhatine ve beyan ettiğimiz bin 6666 sene nur Kur'an hüküm ferma olduğuna münafi olamaz. Zıt olmaz ve cerh edemez, çürütemez. Yani insanlık ömrü 5000 sene milattan önceye gitse 2000 senede buradan insanlığın ömrü yeryüzünde 7000 sene civarında. Ve İsa peygamberle Peygamberimiz Ali Vesselam'ı... çıkararak aradaki o fetret dönemini demek ki İslam dininin veya Allah'ın gönderdiği dinlerin toplam hakimiyeti Kur'an ayetleri sayısınca yani 6666 gün İslam'ın hükümran sürdüğünü ve süreceğini ifade ediyor. O diğer günler bunu cerhetmez. Çünkü eyyam-ı şer'iyenin şer'i günlerin dört saatten elli bin seneye kadar hükmü ve şumulu var. Fakat nefsül emirdeki yani hakikat haldeki eyyamın günlerin hakikati o rivayet meşhurede hangisi olduğu şimdilik bu dakikada kalbime inkişaf ettirilmedi. Demek o sırrın inkişafı yani anlaşılması ve açılması münasip değil şimdilik. Şu meselede şimdilik delilini göstermeyeceğim bir müddeayı, iddiayı beyan ediyorum. Şöyle ki çok garip bir izah bu ifadeler. Bundan sonraki gelenler de. Şu dünyanın bir ömrü ve şu dünyadaki küre arzın dahi ondan kısa diğer bir ömrü. Yani dünyadan kasıt topyekün kainat. Kainatın bir ömrü var. İlim adamlarının hesaplamalarına göre 13 milyar 700 milyon yıllık kainatın bir ömrü var diyorlar. Ama kainat içerisinde belli bir yeri olan dünyamızın yer küreninde kısa bir ömrü daha var. Yani o da dört buçuk veya beş milyarlık ömrü olduğu ifade ediliyor üstünde yaşadığımız dünyanın. Ve küre-i arzda yaşayan nevi insanın daha kısa bir ömrü vardır. Yani yeryüzünde Adem Aleyhisselam ile Havva Validemiz cennetten indirilip insan nevi çoğaldığından bu yana geçen zaman zarfında yedi bin senelik insanlığın yer kürede bir ömrü var. Bu birbiri içinde üç nevi mahlukatın ömürleri saatin içindeki dakika, saniye, saatleri sayan çarkların nispeti gibidir. Nevi insanın ömrü küre arzın iki hareketiyle yani kendi ekseni etrafındaki dönüşü bir de güneşin etrafındaki yıllık dönüşüyle hasıl olan malum eyyam malum günler ile olduğu gibi zihayatın hayatın canlılar aleminin vücuduna mazhar olduğu zamandan itibaren küre arzın ömrü ise merkezi irtibatı olan şemsin güneşin hareketi mihveriyesi ile hasılan eyyam ile olması hikmet-i rabbaniyeden uzak değildir. Yani insanlığın ömrü 7000 sene olsa canlılar türü olan hayvanlar aleminin ömrü ise güneş günü, günüyle hesap edilse şu kadar milyon yıl eder. Yani dünyanın ömrü dört buçuk milyarsa canlı türünün yeryüzünde yaratılmış olması da yani 150 200 300 milyon neyse milyonla ancak ifade ediliyor. Ve dünyanın ömrü ise şemsiz şumusun o Vega yıldızının hareketi mihveriyesiyle hasılan eyyam gibidir. Neydi onun bir günü? 50 bin seneydi ya. Öylesi kainatın ömrünü de bir günü 50 bin sene olan Vega yıldızına göre hesaplamak lazım diyor. Şu halde nevi insanın ömrü 7 bin sene eyyamı malumeyi arzeli olsa yani bilinen dünya günüyle 24 saatte bir tur dünya. İnsanlığın ömrü dünya gününe göre 7000 sene olsa insanlığın ömrü küre arzın hayata menşe olduğu zamandan yani canlıların yaşamasına dünyamızın elverişli olduğu zamandan harabiyetine kadar kainatla yıkılmasına kadar eyyam-ı şemsiye ile güneş günleri ile 200 bin seneden, seneden geçer. Ne zamandan beri canlar yaşıyor bu dünya üzerinde? Güneş günüyle hesaplansa güneşin bir günü dünya günü 25 gün diye. O da 200 bin seneden geçer. Ve şemsiz şumusa tabi. Vega yıldızına tabi ve âlimi bekadan ayrılıp küremize bakan dünyaların ömrü, şemsiz şumusun o Vega yıldızının işârat-ı Kur'aniye ile her bir günü 50 bin sene olmasıyla 7 bin sene o Eya bile Vega yıldızının günüyle 7 bin sene. O da 126 milyar sene yaşarlar. Allah, Allah. ya nasıl hesaplama bu? Çok ilginç değil mi? Ya kainatın da ömrü 126 milyar sene yaşarlar. Vega yıldızının e, gününe göre hesaplama yaptığımız zaman bu rakam ortaya çıkıyor. Demek eyyam-ı şer'iye dini günler tabir ettiğimiz Eyyam-ı Kur'aniye'de bunlar dahil olabilirler. Kur'an günlerinde dört saatlik bir günden tut, hemen elli bin senesi bir gün olan e, günlere kadar kainattaki mahlukatın değişik günleri olabilir. Evet, semavat ve arzın halikı, yaratıcısı, semavat ve arza bakan bir kelamıyla semavat varzın sebebi hılkatı yaratılış sebebi ve çekirdeki aslisi ve en mükemmel ahir meyvesi olan bir zata yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitabında o eyyamları istimal etmek yani kainatın değişik e, kütlelerinin günlerini kullanmak Kur'an'ın ulviyetine ve muhatabın kemane yakışır ve aynı belagattır. Şimdi bununla alakalı bu hesaplamalar var ya rakamlar, tarihler Şamlı Hafız Kulü'nden Mustafa ve arkadaşı Hafız Mustafa'nın şehadetiyle bir dakika zarfında ezber yapılmıştır. Allah Allah. Ve zaman kainatın yeryüzünde yaşayan canlıların küre arzın ve insan türünün yeryüzündeki ömür hesaplamalarını bir dakika içinde ve zaman ezberinden söyleyerek bunlar yazılmış. Seni 360 gün hesabına göredir. Kusur varsa bakılmamak gerektir diye de böyle bir hatırlatma yapılmış. Bel ilmu indallah. İlim Allah katındadır. Vallahu alim bis Rabbena la tuahidna innesina vaktana. Ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onun da hesabı çekme diye üstadımız bu hesaplamalı mektubun arkasına Emine Rasul'de geçen bir dua maiti ayeti de oraya koymuş. Şimdi 251. mektuba geldik. 15. notanın 3. meselesi. Ey insan ve ey nefsim muhakkak bil ki Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği nimet olarak verdiği vücudun cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibahadır. Allah'ın hibesidir. Temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü, Allahü Teala kendi mülkünü senin eline vermiş. İstifade et diye ibaha etmiş, mübah kılmış. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Yani senin mülkün olarak vermemiş. Emaneten sana kendi mülkünü mübah kılmış Cenab-ı Hak. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Cenab-ı Hak kendi vücudumuzu bile bu vücut benim, bu göz, kulak, el, ayak benim dediğimiz halde Allah kendi mülk olan yarattığı bu mülkün idaresini insana vermemiş. Ve insanın iradesi dışında çalışan nice organları var. Hen başta göz kapaklarımız mesela bizi dinlemiyor. İnadına gözü, göz kapakımı kapatmayacağım desem bile belli bir süreden sonra otomatik olarak göz kapakları arabanın silecekleri gibi kapanıyor. Gözü temizliyor. Kalbimiz bizi dinlemiyor. Durmuyor. Birisinin emriyle ömür boyu çalışıyor. Akciğerlerimiz çalışıyor. Ondan sonra karaciğerimiz çalışıyor, böbreklerimiz çalışıyor. Yani Allah kendi mülkünü kendisi idare ediyor. Nasıl ki vücudumuz Allah'ın mülküdür, idaresi kendinde yarattığı mahlukatı bize hizmet etsinler diye emaneten veriyor. İdaresini gene kendisi yürütüyor. İnsan kendisi yönetiyor değil. Acaba en kolay, en zahir, açık ve daire ihtiyar ve şuurda yani Allah'ın irade ve şuuru dairesinde olan bir midenin idaresini yapamadığın halde, müdahale edemediğin halde nasıl göz ve kulak gibi daire ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere malik olabilirsin? Elbette olamazsın. Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, mülk olarak sana verilmemiş ibahadır, yani istifaden için sunulmuş sana, elbette ibahanın düsturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibaha ediyor, faydalanın diyor. Temlik etmiyor ev sahibi, bunlar senin mülkün demiyor. Bunlardan istifade et diyor. Mülkü kendine ait, ev sahibine ait. İbaha ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez insan. Ev sahibinin verdiği nimetleri kendisi israf edemez. Başkasına ikram edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez zayi edemez. Çünkü orada o misafir. Esas mülkün sahibi ev sahibi. Eğer temlik olsaydı yani kendi mülküne onları vermiş olsaydı sana ev sahibi yapabilirdi. Ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Yani ev sahibinin izni olmadan insan e, mutfağa da giremiyor, tuvalete de gidemiyor. Müsaade istiyor ihtiyacı olduğu zaman. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibaha suretinde yani istifade et şeklinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Ya intihar etmek çok büyük günah. Gördünüz mü? Dinimiz bizi intihardan men etmiş, yasaklamış. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Bu can, bu hayat bana ait diye sahiplenerek tavana ipi bağlayıp boynuna takıp kendini asamazsın. Tabancayı eline alıp şakana dayayıp tetiğe basamazsın. O sana emanetti. Verilen emanete hıyanet edilmez. Mülkün sahibi kendini zannederek kendine zarar veremezsin. Haram. Aynı şekilde gözünü çıkaramazsın ya bu göz benim bıçağı dayayıp kendi gözünü çıkaramazsın emanet çünkü aynı şekilde manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin ya Allah'ın emanet olarak verdiği gözü Allah'ın haram kıldığı namahrem şeylere bakarak yanlış yolda kullanamazsın. Manen gözü kör etmek hükmündedir o. Bu da emanete hıyanet olmuş oluyor. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ya dilde emanet göz gibi, kulak gibi. Dilinden başkasına sövemezsin. Aşkalarını arkasından çekiştirip gıybet yapamazsın. Onlar için verilmemiş ki o. Kur'an oku. İbadet yap. Helal şeylerde dilini kullan. Onun için verilmişken sen bunu harama kullandığın takdirde e, elbette onları, o organları sanki elinden intihar ettiği gibi bir durumun içine düşmüş oluyor insan. Ve iyi eti yenilmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin ve keza ya bir de bu var yani. Yani ava giden insanlar eti yenilmeyen hayvanları da keyif olsun diye zevk olsun diye avda onları öldüremez. Ya ama şu olabilir. Diyelim ki bizim domuz sürüleri efendim çiftçilerin mısır tarlalarına giriyor, harabeyi çeviriyor. Yani muzurların zararını def etmek için o, onlar tabii şey yapılabiliyor, avlanabiliyor. Eti yenmek için değil, zararını def etmek için. Onun dışında eti yenmeyen hayvanları sırf böyle avcılık kabiliyetim artsın diye keyif için öldüremezsin ve hakeza. Bütün sana verilen nimetler bu misafirhane dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal'in yani Cenab-ı Hakk'ın şeriatı, şeriat kanunları dairesinde tasarruf etmek gerekir diye ve zaman hazretleri çok önemli ve şer'i dini hukuk olan konuları da nazara verecek şekilde bu mektubunu böyle tamamlamış. Şimdi bundan sonra Kısa bir mektup var, onu da okuyalım. 252. mektup yine Bediüzzaman'ın kendisine ait. Bismihi ve inni şeyin illa bir bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz kardeşim Re'fet Bey, Re'fet Barıtçı bu, yüzbaşı zat. Senin mektubunu ve kitabını memnuniyetle aldım. Gayet sevdiğim bir talebem olan Hulusi Bey'in ruhunu sizde hissettim. Seni yeni değil, Hulusi gibi eski bir talep olarak kabul ettim. Talebeliğin hassası özelliği şudur ki, yazılan sözlere, yani Rüsa'nın derslerine, kitaplarına kendi malı gibi sahip olmalıdır. Kendi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp, neşline ve ehil olanlara iblağına ulaştırılması çalışmaktır. Maşallah hattın, Kur'an yazın güzeldir vakit bulursan bir kısmını yazın. Bir kısmını Hüsev gibi ciddi talebeler yazar. Onlardan bir lahere alır yazarsınız. Ve onlarla teşriki mesai edersiniz. 6 senedir İsparta'da ciddi talebelerin çıkmasına muntazırdım. Bekliyordum. El minnetülillah yani şükür ve minnet Allah'a aittir. Ş şimdi sizin ile beraber birkaç tane çıkmaya başladı. Çünkü bir talebe yüz dostla müreccahtır. Bir nur talebesi yüz tane dost taraftar olan kişiye tercih edilir. Sözler namındaki envar-ı Kur'aniye, Kur'an nurları ise en mühim ibadet olan ibadeti tefekkürye nevindendir. İbadeti tefekkür yani tefekkür ibadeti devindedir nurların okunması ve yazılması. Şu zamanda en mühim vazife imanı hizmettir. Evet, imanı hizmetten daha yüksek bir vazife yok bu zamanda. İman saadet ebediyenin anahtarıdır. Ya tahkiki iman, kuvvetli bir iman, cennetin ve ebedi saadetin kazanılması bir anahtar hükmünde olduğunu üstad, ifade ederek bu mektubu tamamlamış. El-Bakihü ve el kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Böylece dersimizi bu akşam burada tamamlamış olduk. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.